Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta pil punta makinesi yapacağım. Burada iki tane önemli konu var. Onları size anlatayım. Başlayalım. Mikrodalga trafosundan bahsedeyim. Girişimiz 220 kısmına primer deniliyor. Bu sargıyı kesinlikle ellemiyoruz. Sekonder kısmını testereyle kestikten sonra çekiç tornavida yardımıyla dışarı çıkartıyoruz. Bunları burada yapmadım. Video uzamasını istemedim. Sonrasında buraya bir kablo saracağız tabii ki, ama bu kablo 5, 6, 7 milim olmayacak. 8 milim dahi olmayacak. Sarabildiğiniz en kalın kablo. Ben atölyede buldum, 10 milim kabloyu sardım. Boyu biraz kısaydı ama uçlarına pabuç basıp uzatacağım. Trafoya maksimum şekilde sarmaya çalıştım. 3 turda yaklaşık 1,5-2 volt üretti. Burada ihtiyaç olan amper, voltaj değil. Punta yapılırken güç ile yapılıyor. Yani voltaj ile yapılmıyor. 1,5-2 volt çok iyi bir değer. Devam ediyoruz. Punta yapacak penseden bahsedeyim biraz. Bu pense arkadaşım AliExpress'ten satın aldı. Burada sadece bir anahtar kablosu var. Anahtar da şurada. Şöyle ileri ittiğinizde tetikliyor. Tetik mekanizması yani. İçerisinde elektronik bir kit yok. Bunu sadece pense olarak şu şekilde kullanacağız. Bununla ilgili bir sıkıntı var, onu da anlatacağım. Uçlarına bakır kullanmışlar. Bunun bakır olmaması gerekiyor. Normalde sarı madeni olacak. Çünkü bakır yapışıyor. İyi bir performansı yok. Sarı madeni kullanırsanız, sarı madeni içerisinde pirinç, demir, bakırın karışık olduğu bir maden. Çok daha etkili ve iyi çalışıyor. Bu aleti kullanacağız. Diğer en önemli elemanlardan birisi de zaman ayarı. Pil punta yapılırken zaman ayarı olmazsa hem pili bozarız ya da elimizdeki nikel şeridi bozarız ya da pili patlatırız. Bu süreyi biz ayarlayamayız. Çünkü süre yaklaşık 20-30 milisaniye olması gerekiyor. Bu zaman saati olmazsa doğru pil puntalayamayız. Devam ediyorum. Başta da söylemiştim, kablom biraz kısa kalmıştı diye. Elimdeki miktar buydu. 10 milim için konuşuyorum. Sonrasında iki tane 6 milim kabloyu bu şekilde paralel bağladım. Bunları uzatacağım. Burada kullanacağız. Hemen vidalayalım, devam edelim. Kabloları ekledim. Siz tabi benim yaptığım gibi değil de kablonuzu uzun tutarsanız çok daha iyi olur. Trafodan ayrıldıktan sonra yaklaşık 30 santim yetecektir. Eğer mesafe uzayacaksa kablonun et kalınlığını daha yükseltmeniz lazım. 12 ya da 14 milim olması lazım. Şöyle hayal edelim. Normalde kaynak makinaları, hani demir kaynak makinalarına baktığınız zaman baş parmak gibi kalın kablolar kullanıyorlar. Çünkü eğer kablo ince olursa ciddi bir kayıp oluyor. Puntamız bozuk oluyor. Güzel puntalama yapmıyor. Çok önemli. En kalın kabloyu kullanıyoruz. Zaman saatimiz 5 volt ile çalışıyor. Şurada küçük bir USB yapmışlar. Ben şimdi bir küçük bir power bankla onu çalıştıracağım. Şöyle takayım. Ekranımız geldi. Şöyle hafif de çevireyim ki okunsun. Tamamdır. Şimdi detaylara geçiyorum. Bağlantılarını yapacağım. Pensedeki gelen anahtar kısmını bağlayalım. Sonra şebeke kısmına devam ederiz. Şu başa bağlıyoruz. Diğeri de orta uç. Bunu da bağlayalım. Tamamdır. Burası tamam. Şu şekilde. Şimdi 220 bağlantısını yapayım. 220'nin bir ucunu direkt trafoya bağlıyoruz. Bu şekilde. Diğer ucunu kartın üzerindeki rölenin orta ayağına bağlayacağım. Rölenin kontağını kullanacağız burada. Trafoyu sürecek olan röle bu. Şunu hemen sıkayım. Yine şöyle bir parça kablo alıyorum elime. Onu da şuradan bağlayacağım. Alta taktım. Bunu da yine trafoya takıyoruz. Bu şekilde 220 bağlantısını da yapmış olduk. Pensemizin bağlantısını yapayım. Trafodan gelen kalın sargımızı bağlayacağım.
Zamanla yarına çalıştırayım. Setup'ın ayarlarına bakalım. Bizim ihtiyacımız olan 0,20 milisaniyeydi. Şöyle setup'ına girelim. Ya basayım. Şunu 2 yapalım. Tamam. İstenilen süre bu. Eğer ihtiyaç olursa süreyi uzatırız. Kapatalım. Tamam. Puntalamaya hazır. Çalıştırıyorum. Kullanacağımız nikel şeritler. Şundan bir miktar alalım şimdi. Bismillah. İlk puntamızı yapıyoruz. Çok güzel oldu. Çok da sağlam. 0,20 milisaniye gayet yeterli. Bunu daha uzatmaya gerek yok. Yoksa pilin burası daha çok deforme olacaktır. Devam edelim. Bir tane daha puntalayayım. Her zaman pile 2 punta atmak gerekiyor. Sağlık açısından çok iyi. Kopma riski en az olur. Bazen de 3 tane de atabiliriz. Gayet güzel oldu. Bomba gibi. Punta makinemiz çok güzel çalıştı. Bunu bir kutuya koyması çok kolay. Buradaki püf noktalarını uygularsanız çok güzel bir kaynak makineniz olacak. Bu kablonun kalınlığı çok önemli. Bir açıklama getirmek istiyorum. Herkesin pil punta makinesi yok. Pilimin başına kablo lehimlemek istiyorum. Şimdi bana kızacaklardır, muhalif olacaklardır bazıları. İşte buna pil kablo bağlayamazsın. Pili bozarsın, ısıtırsın vesaire. Bu işi çok hızlı yaparsanız lehimleme işini hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ama burada kullanacağınız malzeme çok önemli. Doğru pasta, doğru lehim ve doğru sıcaklığı ayarlarsanız çok güzel lehim yaparsınız. İsterseniz ondan biraz bahsedeyim. Hatta bir tanesini lehimleyelim, beraber yapalım. Şimdi pilimize bir kablo lehimleyeceğim. Burada doğru pastayı kullanırsanız mükemmel lehim yaparsınız. Havya sıcaklığını 350-400 dereceye alıyoruz. Sonrasında çeliğin üzerine de lehim yapacağız. Hem de gayet iyi tutunduğunu göreceksiniz. Pille başlayalım. Pastamızdan bir miktar sürdüm. İlk önce pili kalaylayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok da kısa sürdü. 3-4 saniye. Sonrasında kablomuzu bağlayalım. Bu da tamam. Bomba gibi oldu. Hayatta kopmaz. Çeliğin üzerine lehim yapalım. Bakalım nasıl tutunacak. Yine aynı şekilde bir parça şuraya pasta sürdüm. Havyam hazır. Direkt lehime geçiyorum. Budur. 10 numara oldu. Beton gibi tutundu. Hayatta sökülmez. Çeliğin üzerine lehim yaptık. Doğru pasta ve doğru sıcaklığı ayarlarsanız çok kısa zamanda kaliteli lehimler yaparsınız. Süre kısa olmasına rağmen çok ciddi tutundu. Sorularınız olursa her zaman cevaplamaya hazırım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.